Hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta sonu dileklerini göndererek programa girişimizi yapalım. Bülten yine dop dolu, cap canlı, çok sayıda da bahis seçeneğinin olduğu bir program bizleri bekliyor. Yanımda sevgili Sinem Arslanoğlu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Karşımda da Kaptan Ozan Yerman ve Görkem Candan. Merhaba. Uzun zamandır kaptan demiyorum. Biraz kızdırarak onu yayına başlatayım istedim. Nasılsınız? Ozan çok iltifatları sevmiyor. Hiç. Evet, biliyorum. Hemen rengimizin buğday teni biraz bronzlaşarak Ozan Germán'da görüntü haline geldi. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Barış Düşmez. Güzel bir girişti, kaptan girişi. Direkt güldüm çünkü Ozan Germán bir yayında hoşlanmıyorum dediği aklıma gelmişti benim de. Ama güzel girdik bakalım. Pekala, startı verelim hemen. Süperlikle o zaman Beşiktaş-Başakşehir pazartesi 19'da oynanacak. İki namağlup takımın karşılaşması, henüz yenilgisi olmayan, lige süper başlayan. Valerian İsmail ile Beşiktaş zaten özellikle son iki maçın hem Sivas hem Ankara Gücü maçında şov yaptı diyebiliriz. Başakşehir şimdi Beşiktaş'ın maçlarına bakacak olursak evet çok gollü maçlar. Özellikle ilk yarı 1.5 gol üstlerini görüyoruz. Burada gollere gidecektim ancak Başakşehir'in hiç gol yememesi beni düşündürüyor. Hani burada açıkçası ben böyle TGS 2-3 golde kalacağını düşünüyorum. Çok fazla 2.5 gol üstü düşünmüyorum. Ve maç sonucu 0. Beraberlik bekliyorum. Yani şimdi Beşiktaş-Başakşehir maçlarına baktığımız zaman arka arkaya 3-2'ler, en son 2-2 hep böyle 3.5 gol üstü, 4.5 gol üstü maçları görüyoruz ama Emre Belezoğlu'nun oynattığı futbola baktığımız zaman biraz daha böyle sakin bir futbol oynatıyor Emre Belezoğlu. Rakibi sindirmeye yönelik geride çok pas yaparak ama diğer tarafta da Valerian İsmail'in oynattığı futbola baktığımız zaman yani tabiri caizse özellikle ilk yarılar Allah Allah rakibin üzerine çöken taraftarıyla beraber boğan bir Beşiktaş var ama Valerian İsmail acaba taktiğini değiştirir mi? Tek şüphem bu. Bence Beşiktaş karşısında. Şu ana kadar oynadığı en zor karşılaşma olacak. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hani sınavını, gerçek sınavını burada vereceğiz. Ya mesela riskli bir rakip. Çağdaş Atan Fenerbahçe maçından sonra ilk defa bir büyük rakibe karşı önde basmama yi tercih ettik dedi. Valerian İsmail de böyle bir tercih değişikliğine gider mi? Tek korkum bu. Eğer giderse böyle 0-0'lık bir maç yani bence ortaya öyle çıkabilir düşüncesi var ama zannetmiyorum yani. Yani bu kadar ya iç sahada da olduğu için gitmeme ihtimali var bence. Yani aynı format oynar diye düşünüyorum ben. Maç pazartesi. Evet. Haftanın kapanış maçlarından biri. Başakşehir tabii de İskoçya'dan gelecek. Yorgun gelecek. Yani o da var. Uzak bir yerde. İskoçya'dan, adadan gelecekler. Hearts deplasmanından gelecekler. Tabii belki ilk yarı bir direnç gösterebilir. İkinci yarı daha fazla gol görebiliriz ama Beşiktaş'ın sezon başladığından itibaren inanılmaz bir ilk yarı başlangıcı var. Yine iç saha dolu tribünler önünde oynanacak. Ama Beşiktaş savunmasında da pozisyon veriyor. Başakşehir'in ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Genel olarak benim görüşüm karşılıklı gol var ama bu yeni oyunlar inanılmaz cezbediyor. Ve şu anda Beşiktaş'ın ilk yarılarını düşündükten sonra, Başakşehir'in her hafta üzerine koyduğunu gördükten sonra birinci yarı bir karşılıklı gol deneyeceğim. Oo, güzel. Oo, çok iddialı bence. Çok da güzel bir oranı var. Gözlerimi kamaştırdı. 4 birinci yarı karşılıklı gol var. 4 oran var. Adana'ya gidelim. Senin bu yüksek oranından sonra Adana Demirspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor da Macaristan deplasmanından geliyor. Adana'ya gidecek. Şimdi Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elendi. Kötü oynadı maçları. Ardından Galatasaray maçını kötü oynadı. Ümraniyespor maçını 1-0 kazanmasına rağmen bana göre iyi oynamadı. Transferler geldi. Umut Bozok, işte Önlü Baro geldi. Maxi Gomez geldi. Yusuf Yazıcı geldi. Ama bu oyuncuların Trabzonspor'a uyum sürecinin biraz olacağını düşünüyorum. Biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Adana Demirspor iyi oynuyor. Maçı kazanabilir bile Adana Demirspor. Burada ben de yeni oyunlardan ilk yarı ev sahibi 0.5 üstü 1.78'lik bir oran var. Önerim bu. Adana Demirspor'dan ilk yarıda bir gol bekliyorum. Adana Demirspor'u Hatay Spor karşısında hem de yayındaydım. Son dakikalarda ele bir puanı aldılar. Güzel oynadılar. Ben burada taraftarı önünde maça hızlı başlayıp ilk golü atacağını düşünerek ilk gol Adana Demirspor değerlendireceğim. Trabzonspor bana açıkçası evet son maçlarını kazanıyor ama güven vermiyor. Ya ben
daha eski tercihlerden. Böyle net. Karşılıklı gol var tercihine gideceğim. Çünkü Adana Demirspor zaten bence ligin yani dört büyüklerin dışında orayı zorlayabilecek önemli takımlardan bir tanesi. Yani Başakşehir'le birlikte. Adana Demirspor'un gol bulacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da zaten kötü oynasa da diyoruz ama kazanmayı başaran bir Trabzonspor var ligde özellikle. Yani bu özelliğiyle ben yine skor üreteceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Tam bir karşılıklı gol var maçı gibi gözüküyor. Bu arada bir önceki maç içinde ben de beraberlik bekliyorum. Başakşehir-Beşiktaş. Evet, ben orada çok net beraberlik bekliyorum. Beşiktaş-Başakşehir ben de beraberlik bekliyorum. Ve bu arada Adana Demir-Trabzon maçı da sanki gollü beraber... Yani iki maçta berabere bitebilir. Ben Adana Demir-Trabzonspor maçını da berabere bitebileceğini düşünüyorum. Ben de Adana Demirspor'un zor bir deplasman olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi golüne katılıyorum ama Trabzonspor da karşılık verecektir. İki takımın da skor bulmasını. Ben de ideal bir seçime gideceğim burada. Karşılıklı gol diyeceğim. O zaman peki Serie A'ya gidelim o zaman. Götür bizi. Bir gidelim Serie A'ya. Juventus Salernitana maçı var pazar günü. Juventus şimdi ligde 5 maçını kaybetmedi ama 3 tane beraberliği var. Yani Juventus'un yeni sezon kadro yapılanmasına biraz daha ümitliydik aslında daha iyi olabileceğine. Ama mesela Paris maçında da bence beklentimizden çok daha iyi bir Juventus gördük. Pozisyonlar buldu. Tam erken 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçın içine çok iyi şekilde girdi. Pozisyonlar buldu. Golünü de attı. Bana umut verdi lig için. Rakip Salernitana. Salernitana ligin vasat takımlarından bir tanesi. Aslında normalde vasat altı da bu sene biraz daha iyi girdiler sezonu. Ben Juventus'un evinde kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1 ve 1.5 üst seçeneği bence güzel. Ve yeni oyunlardan ev sahibi ilk yarıda gol bulur da güzel tercihlerden biri bence. Benim de Serie A'da ilk yarı 1.5 gol üstü denemeleri zaten çok severim. Juventus maçını çok ön plana çıkardım. Son dönemlerde Atalanta'ya denemeler yaptım ama Atalanta'ya artık ilk yarı 1.5 gol üstü asla denemeyeceğim. İlk yarılarda çok golsüz geçiyor maçları. Juventus maçı ilk yarı 1.5 gol üstü benim için. Juventus zaten genel olarak ilk yarılarda daha evet. rahat gol buluyor. Yani evet. Çünkü skoru erken bulup ikinci yarı biraz maçı bırakabiliyor. İngiltere Premier Lig'e gideyim bari. Ben de Onurcan'ın kulaklarını çınlatayım. Tabii ciddi bir ivme yakalayan yanımda da Nesine Premier varken Crystal Palace deplasmana gidecek olan Manchester United. Arsenal mı dedim. Arsenal son düşüşte tabii. Yani inanılmaz bir çıkış. O Liverpool hatırlıyorsanız konuşmuştuk. Manchester için çıkış olabilir dediğimiz maçtı. Yeni bir sayfa açtılar. Şimdi de Crystal Palace deplasmana gidiyorlar. Zor bir deplasman. Evet zor bir deplasman ama ben Manchester'ın çıkışını süreceğini düşünüyorum. Maç sonu 2 diyorum. Ben çıkışının burada biraz rölantiye girebileceğini düşünüyorum. KG var diyeceğim. Crystal Palace evinde iyi oynayan bir takım. Ve böyle işte United gibi ligin iyi takımlarına, yani United bu sene biraz iyi başlamadı ama zor diş gösterebilen bir takım. O yüzden Crystal Palace da bence gol atar, United da atar. Tam bir KG var mı? Ben de Cinema katılıyorum. Karşılıklı gol var. Evet. Bekliyorum. United kazanır diyemiyorum. Crystal Palace'ın büyük takımlara karşı, yani var. Altılıya karşı oyunları etkileyici. Ben özellikle gol City'ye karşı. Evet, City'ye evet. Karşı. Ben de gol bulacağını düşünüyorum Crystal Palace. İstanbul'a geri dönelim. Kasımpaşa Galatasaray. Galatasaray ne yaptı öyle ya? Galatasaray... Yani bir anda... Yani durdu diyeceğim. Aslında transferler de yapmıştı ama bir günde... 5 oyuncu birden... Evet. İnanılmaz bir hava trafiği vardı. Şov yaptı. Icardiler, Matalar, Yusuf Demirler, genç stoper Jansen. Rose, evet. Öbürü neydi? Norwich'ten aldıkları? Rashica. Çok iyi transfer. 5 oyuncu geldi. Şimdi programa girmeden önce Görkem'le bir Galatasaray 11'i yapmaya çalıştım 8+3'e göre. Yapamam. Şöyle Muslera'yı 7'ye falan çıkartmak zorunda kalacak. Orkun'u koyacak kaleye öyle gözüküyor. Ya da sol beke Kazımcan'ı koyacak. Yeni bir 11. Başka türlü bu oyuncular nasıl ilk 11'de yer alacak onu bilmiyorum. Kasımpaşa maçında yeni transferlerden kaçı sağlı olur sizce? Hemen adapte olmaz. Şimdi çarşamba geldiler. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir 3 gün idman yiyecekler bu oyuncular. Hazır olanlardan birkaç tanesi özellikle Icardi ilk 11 başlamasa bile sonradan oyuna girebilir diye düşünüyorum. Mata'nın durumunu bilmiyorum. Mata zaten sürpriz oldu. Bu arada yani Galatasaray muhabirlerinden Icardi haricinde bu 4 ismi hiç duydunuz mu? Çünkü Icardi... Icardi biliniyordu yani. Bayağı Icardi'nin, Icardi hepsini unutturan bir transfer. Icardi hayır şunu...
haberdar değillerdi. Yani Galatasaray yönetimi bu dört oyuncuyu hiç basına sızdırmadı. Icardi bir tek sızdı. Bütün demek bu ablamı Icardi'yi verdiler. Bu dört oyuncu hiç yoktu. Ya, Mata'yı saymıyoruz. Mata çünkü arada bir böyle herkese yazılıyor ama dediğin gibi diğer oyuncular Yusuf Demir hiç konuşulmadı. Raşika hiç konuşulmadı. Enteresan. Kasımpaşa'ya bakıyoruz. Şenol Şen geldi. Hemen bir savunmayı toparladı. İki maçı gol yemeden kazandılar. Antalya deplasmanı da kazanmaları da hani önemli bir başarıydı. Ki Antalya'yı herkes bekliyordu kazanmasını o maçta. Ben bu kez Kasımpaşa'nın gol yeme ihtimalini yüksek görüyorum ama karşılıklı gol vardan ziyade 2.5 üstüne gideceğim. Net 2.5 gol üstü düşünüyorum. Çok yüksek oran isteyenler içinse ilk yarı 1.5 gol üstü veya ilk yarı karşılıklı gol var. Bunlar yüksek oran ama 2.5 gol üstünde güvenliyim. Ben Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Çünkü yani sinir harbi bir maçtan çıkıldı. 10 kişi kalındı, oradan galibiyetle çıkıldı. Şimdi bu transferlerin de getirdiği bir motivasyon olacaktır takımın üstünde. Ben şu an atmosfer gayet iyi gözüküyor takımda. Kasımpaşa evet Şenol Can'ı toparladı ama ben hala kadro kalitesinde bir soru işaretleri görüyorum Kasımpaşa'nın. Galatasaray galibiyeti bekliyorum ben bu hafta. Valla ben Canlı'ya bırakacağım. Çünkü ben yeni transferlerle Galatasaray'ın nasıl bir kimliğe bölünecek, nasıl bir performans ortaya koyacak merakla bekliyorum. Dolayısıyla ben Galatasaray'ı yeni transferlerle nasıl bir takım izleyeceğimizi merak ediyorum. O yüzden ben maç önü kuponumda Kasımpaşa Galatasaray maçına yer vermeyeceğim. Canlı'ya bırakıyorum. Bence Süper Lig'de o günün karşılaşmalarında en gollü geçmeye aday karşılaşma 3.5 gol üstüne bile gider diyorum. Bu arada Sivas Spor da artık kazanabilir diyeceğim ama o güveni veriyor mu? İstanbul Spor'la oynayacak. Artık hani İstanbul Spor'a karşı da evinde galibiyet İstanbul alır. Spor'a karşı da derken bence İstanbul iyi takım. Ben Canlı iddiaya bırakayım çünkü Alanya Spor maçında İstanbul Spor'u neler yapabileceğini gördük. Ben evet. Biraz frene basıyorum. Ben bir Sivas galibiyeti deneyeceğim. Artık bu sefer de yanıltırsa sonra bakacağım. Şeytanın bacağına kırsın diyor. O zaman evet. Cumartesi bültenine İçelim. Doğru uzanalım. Ben de sizi Almanya'ya götüreyim Bundesliga'ya. Schalke 04 Bochum'la karşılaşacak. Valla Bochum geldiği gibi diyecek gibi duruyor. 5'te 0. Skor bulmakta zorlanıyorlar. Schalke tamam Union Berlin karşısında 6 gol yedi ama kötü oynadıklarını söyleyemem. Riskleri aldılar. Pozisyona girmeye çalıştılar. Girdiler ama hep dönüşte Union Berlin farkı attırdı. O 6-1'den sonra şu Stuttgart deplasmanından puan çıkartmak önemliydi. Bu kez ben evinde hızlı başlayacağını düşünüyorum Schalke'nin. Yeni oyunlardan ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü. Güzel Kenan Karaman gol atar mı peki? Oynar mı? Oynayabilir. Ama gol atar mı atmaz mı göreceğiz. Premier'de de Manchester City Tottenham ve Chelsea Fulham Chelsea maçlarını öne çıkardım. City Tottenham geçen sezon zaten Antonio Conte deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Burada yine karşılıklı golleri ön planda tutuyorum. Atar mı Tottenham? Bence atar. Bence atar. Ben o maçla ilgili şöyle bir düşüncem var. Sert bir maç bekliyorum. 3.5 kart puanı üstü şu an itibariyle 1.68. Güzel. Çok Şampiyonlar güzel. Ligi'nde hem Marsilya hem de Atletico Madrid maçında kırmızı kartları bilip oradaki 5.5 ve 6.5 evet. kart puan üstünü doğru tahmin ettik aldık. Şimdi City Tottenham maçında da en az 4 kart puanı bekliyorum. Tuchel gitti bu arada. Tuchel gitti evet. Fulham Chelsea enteresan bir maç Fulham olacak. Fulham gol atar bence. Bence de zaten atmadığı maç yok. Herhalde Mitrovic atar yine bir gol diyorum. Efsane. Mitrovic'in gol atmadığı maç yok şu ana kadar. Geçen maç yine son dakika. Ev sahibi 0.5 üstüne alıp çıkalım bence oradan. City toplumu alternatif. Ya Chelsea maçı zaten bu hafta her sonucu açık bence. Tuchel'in gitmesinden ötürü karışıklık. City yani. Toplumu da alternatif. Korner tercihleri de güzel olur bence. 9.5 korner üst. Ben 10.5'un bile geçilebileceğini düşünüyorum. Leicester City artık kazanır mı? O da hiç kazanamadı. Ama hiç o Leicester'a girmeyelim. Rodgers gidene kadar Leicester. Gerçi Aston için de aynı şey. Neyse evet o maça hiç bence de girmeyelim. O zaman cumartesiden yine ben bir Serie A maçıyla devam edeyim. Napoli, Spezia, Kvaratskhelia'ya selam olsun. Yeni favori oyuncum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi oynadı. Zaten Liverpool'u sağdan silen bir Napoli gördük. İnanılmaz bir Napoli var. Ligde de son olarak Lazio deplasmanından galibiyetle çıktılar. Şampiyon olur muyuz? 7-20'de Napoli için biliyorsun. Büyük konuşmamak lazım. Napoli çünkü bir düşüşe giriyor elbet sezonun belli bölümünde. Osimhen sakatlandı ama. Osimhen de sakatlandı. Nasıl, ne kadar uzayacak o da önemli yokluğu. Simeone iyi başladı ama en azından.
Bir o yüzden acaba telafi edebilirler mi? Kvaratskhelia zaten tek başına yeter gibi gözüküyor. Yani Spezia maçına gelecek olursak, Spezia'nın büyük maçlarını bu sezon izledik. Yani Juventus'a karşı, Inter'e karşı deplasmanda silindiler. Ben ilk yarıdan Napoli galibiyeti bekliyorum, ilk yarı bir. 7-20 idi geçtiğimiz hafta şampiyonluk adaylarına baktığım zaman Napoli'nin, 6-60'ı düşmüş. Ben bir denedim, bakalım ne olacak Napoli'den bu sezon Serie A'da şampiyonluk. Hala bir Juventus'un kafasını uzatacağını düşünüyorum ben. Uzatır, Juventus her zaman oyunun içinde olur. Fransa'ya götüreyim. Paris Saint-Germain-Brest. Lafı çok fazla uzatmayacağım. İlk yarı 1.5 üstü beklediğim maçta o iki golü de Paris Saint-Germain'den beklediğim için ev sahibi ilk yarı 1.5 gol üstü 1.77. Ev sahibi ilk yarı 1.5 üstü 1 ne veriyor abi? Aynı. Aynı mı? Hatta daha düşük. Şu anda bakıyorum 1.61. Hem daha riskli bir oyun. Evet. Çünkü taraflı da alıyorsun. Diğeri Brest 2 gol atsın yine kazanıyorsun. Evet. Daha yüksek. Çok enteresan. İlk yarı 1.5 üstü de 1.77. Yani orada daha az ihtimal. Pardon. İlk yarı 1.5 gol üstü 1.52, özür dilerim. Biraz o zaman şimdi oldu. Ben de maç... Hayır ama senin dediğin mantıklı. 1.5 üstü ve 1.61. Tamam, şimdi oldu. Ev sahibi 1.5 üstü 1.77. Dolayısıyla niye 1'in riskine giresin ki? Ya 2-2 de bitebilir ilk yarı. Dolayısıyla 1.77'yi alıyorsun. Öbür türlü 1.61'i kaybediyorsun. Doğru. Şimdi oldu. Ben de maç sonu 1.3.5 üstü olur diyorum Paris Saint-Germain. Bundesliga'da bir maçım daha var. Bayern Münih, Stuttgart ilk yarı 1.5 gol üstü beklediğim bir diğer maç. Yine Bayern'den aslında değil mi? Bayern gerçi son işte iki maçında bir 1-1'lik skorlara i̇şte takıldı ama. Aslında ilk yarı 1.5 üstü iten asıl neden de o bence. Evet. Üste takılması. Mönchengladbach'la 1-1. Sonraki maçında yine. Union Berlin'le. O yüzden burada gollü geçeceğini düşünüyorum. İlk yarıdan iki gol gelir bence. Inter maçı da 1-0 bitti ama yani çok şut çektiler. Müller'in bütün şutlarını Onana kurtardı. Anlar bir şey olsaydı belki ilk yarı 2-0 olurdu Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter Bayern Münih maçı ama Onana bayağı kurtardı yani. Ona Handanovic'den kaleyi alacak herhalde artık. Bu maçtan sonra vermez gibi gözüküyor. Bakalım. Pekala, o zaman Cuma'ya gidelim. Gidelim. Cuma'da Almanya'da kalalım o zaman. Werder Bremen'le Augsburg karşı karşıya gelecek. Werder Bremen'e hiç gol takımı Werder Bremen. Niye? Bilmiyorum. Nedense hiç ısınamıyorum Werder Bremen. Bu sezonun çıktıkları 5 maç var. Maç başına 2 gol en az atıyorlar. Zaten 1.42 oran açılmış galibiyetlerine. Ama yani Augsburg da fena bir takım değil. Bundesliga bu sezon acayip. Yani önceden kestirilmesi zor. Dolayısıyla abi, sana bırakayım. Werder'in istatistiğiyle yola devam etmeyi amaçlıyorum. Yani Werder açık oynuyor, ofansif oynuyor, tempolu oynuyor, gol atıyor. Son maçlarını da yendiler. Augsburg 3 maçtır kazanamıyor. Skor bulmakta da zorlanıyor. Gol perdesi Werder'den açılabilir. Maç sonu yine ev sahibi 1.5 üstü alınabilir. Yani evet. Yine ilk kere ev sahibi gol bulur seçeneği de güzel olabilir. Werder Bremen benim dediğim gibi içime sinmiyor. Benim Cuma gününden gollü bir karşılaşma olarak Alanya Spor. Bence Alanya Spor Ankara Gücü çok gollü geçecek. Öyle düşünüyorum. 2.5-3.5 üstü. Yani Ankara Gücü de şimdi bu transferlerde iyi oyuncular kaptı. Galatasaray'dan aldıkları var. Tolga Ciğerci var. Beşiktaş maçını fena oynamadılar esasında. Tolga da inanılmaz bir liderlik yaptı. Gelir gelmez kaptanlık bandını da taktı. Tolga iyi oyuncu bence. Hakkını verdi. Bence iyi oyuncu. İki asist yaptı. Alanya'da transfer yaptı. Bakalım neler olacak. Alanya zaten bu maçı kaybederse Farioli böyle koltuk sallantıda. İki maçtır gol de atamıyorlar. O artık işte sağa ver, sola ver. Çok işlemiyor gibi. İleri git yani. Biraz ileri git. Bence sezonun ilk... Ben ilk yarıda Ankara Gücü'nden gol bekliyorum. Teknik direktör değişikliği yani Alanya'dan gelir. Ankara Gücü kaybetmez gibi de duruyor. 0-2 çifte şans. Bak deplasman ilk yarı 1 gol 2.23. Çok iddialı. Bence güzel. Çok iyi oran. Beşiktaş'a da attı. Ankara Gücü'ne ilk yarıda bir gol bekliyorum. Ben de çok yüksek oran tercihe gidiyorum. İlk yarı KG var. Alanya. Ben gollü bekliyorum. Güzel. Alanya. Güzel arkadaşlar. Tercihler geldi. 5 oran falan var herhalde. Vardır. 3.73. 3.73 mü?
İlk yarı KG var diyorum ve gollü bir maç. Yani 2,5-3,5 gol üstü diyorum. Bence pazartesinin böyle en bağıran maçı Fransa'da Lens-Troy maçı. İki takım da bol gollü karşılaşmaları uzatıyor. Katılıyorum. Dolayısıyla pazartesinin böyle beni 2,5 gol üstü yaz, karşılıklı golleri yaz dediği maçı. Lens kazanır gibi. Yani düzeltelim, Cuma. Cuma. Pardon. Ben de yüksek oran tercihimi orada kullanayım. 1 ve karşılıklı gol var. Lens kazanır ama gol de yer diye düşünüyorum. 1 ve karşılıklı gol var. Ben bu maça hiç oynamam ama Lens kazanır gibi duruyor. Ozan Germen? Var mıydı abi? Yok. Pekala. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir bültende ne var programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta startı verdik. Umarız Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi bültenlerinde tercih ettiğiniz maçlar kuponlarınıza işaretlediğiniz gibi sonuçlanır. Herkese kazançlı bir hafta sonu. Hoşçakalın.